Senin vicdani zaaflarına yaraladın, para cukkalıyorlar senden, sakın. Öyle değil. Ay Ozan nasıl ağlıyordu ama. Bulgaristan'daymış kız, Türkiye'ye gelmek istiyor, nasıl ağlıyor? Kızım aç internetten bak, en yaygın dolandırıcılık yöntemi bu ya. Allah Allah. Hadi ya. Hadi yaymış, tabii ya. Ay inanmıyorum ya. Nasıl üzüldüm. Ay gitti, gidiyordu 100 lira az da. 100 lira mı? Bir de 100 lira mı göndereceksin Zeynep? Ama ne yapayım yani? Kız Bulgaristan'da... Kız bu tanımadığın yani. İnsana 100 lira para gönderir mi? Çok içim şey oldu, ne bileyim. Ne olursa olsun yardım dediğin yanında olur, elde nereye verirsin? O da doğru. Mesela ben dün bindim bak bir taksiye. Amca böyle morali falan bozgun. Bozgun dedim, aman bozuk. Bindik, biraz sonra gidiyoruz. Herif hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ne oldu baba filan dedim. Çocuğunu ameliyat ettirmiyormuş değilmiş. Ya 200 lira vardı yanında, çıkardım. Eyvah, vardım. Eyvah. Verdim 200 lirayı. De. Eyvah, 200 lira mı verdin Ozan? O kadar vardı yanında, o kadar verdim. Ne yapayım? Ay Ozan ya. Tabii sen yıllardır arabanla gezip duruyorsun. Hiç taksilere, dolmuşlara yabancı kaldın. Ben en az bir kere biliyorum. Çocuğun ameliyat ettirmek zorunda kalan bir taksicinin arabasına. Yangın bir hastalık mı? Hayır, yangın bir dolandırıcılık sistemi bu canım benim. Kusum, gitti 200 lira yani. Ama adam 100 lira alıyordu diyorum sana ya. 10 liralık yola 200 lira para verdin. Yok. Yol taksi ücretini ayrıca ödedim ben. Yani toplamda 250'ye geldi. 250 lira mı? Hı-hı. 50 liralık nereye gittin ki sen? Ya onu da tut da ben onu fazladan şey olsun diye, ameliyata katkı olsun 240 diye. 240 lira da verdin yani. Hüngür hüngür ağlıyordu diyorum adam ya. Ben de Gülbahar ağlıyordu diyorum sana. Biz dolandırıcı olduk kardeşim.